Sevgili kardeşlerim, bu akşam ölüm ve mevt insanın en büyük meselesi. insanlığın en büyük meselesi nasıl çözümlenir? Ha doktor burada gerçi ya. Yani bunun çaresi nedir yani? Şimdi ilk önce bir noktaya nazar vermek istiyorum. Dinler çözümlenmemiş, çözümlenmesi mümkün olmayan, zor olan hadiseleri İki kavram getirerek olayları farklı yönde izaha geçmiş. Dolayısıyla bize nefes aldırmış. Nedir o? Ee, dünyada yaşayan bir insanın yaşadığı hadiseleri, bu çok önemli bu mukademe, yaşadığı hadiseleri, objeleri, varlıkları. Şöyle tanımlar felsefe. Armutu gösterir bu şeftali değildir diyor. Güneşi göstererek bu deniz değildir. Yani olayı kendi içinde kıyas ederek nisbi ve itibari hakikatta izah etmeye çalışır. Hasebi bu. Yani olayı içerisinde çözmeye çalışır. Dünyayı dünyayla izah ettiği için döngü oluyor. Hakikate varılamıyor. Din iki kavram getiriyor. İki kavram. Her şeyi onunla izah ediyor. Nedir o? Bir Allah inancı, bir de ahiret inancı. Bu sefer dünyanın içerisinde yaşayan insanın o kısar döngüyü, kısa döngüyü yani doğuyor, güneş sabah oluyor. Yani ben Arnavutköy'e lambayı yakayım şöyle. Gündüz. Bakayım ne değişecek. Gündüz mü abi? Gündüz. aynı 20'si. Söndürdüm. Gece mi? Gece. Aynı yere lambayı yakıyorum. 21. Pazartesi, salı. Değişen ne? Lambayı yakıyorum, söndürüyorum. Yakıyorum, söndürüyorum. Değişen bir şey bu kafada değişiyor. E, peki insanın en büyük sorunu ne? Bu yaşarken ins kendisini nasıl tanımlayacak? En büyük sorunu ölüm. Nasıl izleyeceğim? Her şey bir şey buldun. Ama en büyük sorun her şeyi ortadan kaldıran bir ölüm var. Hakikati. Beni ilgilendirmiyor diyemeyen denilemez bir hakikat. Ölüm. Bu i̇şte sefer iki kavram getirmiş. Bir tane Allah inancı bir tarafını da ahiret inancını getirmiş. Onunla izah ediyor. Yani yaşantıyı. Felsefe, hadiseleri ve varlıkları kendi iç bünyesinde kıyas ederek anlamlandırmaya çalışmış. En güzel çözümü adam şöyle demiş. Bak çözümse. Ölümden korkma. Bulduğu çareye bak. Ölüm geldi mi? Gelmedi. O zaman gelmeyen bir şeyden niye korkuyorsun? Geldikten sonra zaten korkmaya şansın olmayacak. Vay be alkışlıyorum çaresini. Felsefe buna gelmiş. Bir dakika bir daha söyleyeyim. Ölümden korkma. Çünkü daha ölmedin. Olmayan bir şeyden korkulur mu? Çok güzel. Peki öldün mü diyor. Korkmana da zaten zaman bulamayacaksın ölmüşsün. Çünkü yok artık bitti. Yani yokluktur diyor. Tamam peki bu nefsile mi Va vakayı söyledin. Kafamı ne yapacaksın? Ha, ne yapacağız? Kafayı ne yapacağım ben şimdi? İhtiyar oluyorum, beyazlıyorum. Hastalıklar geliyor. Peki ne kafayı ne yapacağım? Nasıl yorumlayacağım? Nasıl tanımlayacağım? Evet, şimdi e, gençlere pek ölüm hatıra gelmiyor. Ne kadar anlatırsan anlat, Yaşı itibariyle ölüm olmuyor yani. Ölüm var diye ölüm yok yani. Düşünceye girmiyor. Ölüm yok. Oğlum ölüm var. Hey baba, hey baba falan bu çıktı. Hiç almıyor. Yaşlandıkça ölüm derdi dert oluyor. Yaşlandıkça bu devreye giriyor. Gençken girmiyor. Sayfalar söylemeyeceğim uzun olur. Mesela sözler 17 diyor. Kafir veya fasık, gafilin nazarında. Yani kafir veya müslüman ama gafil davasına haber yok. Onun nazarında ölüm nedir? Hayvan ve insan ise ecel pençesiyle parçalanan kimsesiz başı bozuklardır. İnsan ve hayvanları parçalıyor. Gözükmeyen bir güç. Bir güç diyor. Paramparça ediyor. Sökü balıyor. Böyle yorumluyor. Ölüm böyle. Baksana felsefe nasıl bulmuş. Öldün mü daha? Yok. Korkma. Ölünce zaten korkmaya şansın yok. Zaten öldün. Kafayı ne yapacak peki yaşarken beyefendi? O, onu karışma. Ölüm başka bir yer. İnsani mümini zindani dünyadan bostani cinana huzuru rahmana götüren bir musahar at ve buraktır. Çok garip. Ee, belki ömrümüz yetmez yani zamanımız. Ben hemen söyleyeyim. Kardeşler, Buna tabut diyor ustad bedene. Hazır zaman tabutu. Bu tabut. İçindeki ruh. Bu tabut. İnsanlar zaten tabuttadır. Hem de canlı bir tabut. Eğer ruhu bedene öldürürsen zaten tabuttadır. Arkadaşlar Azrail aleyhisselam ruhu öldürmüyor haşa ve kella. Ruhu öldüren Azrail aleyhisselam değil. Tövbe ya. Azrail aleyhisselam ruhu alıyor. Ruhu öldüren Günahlardır, günahlar Azrail ya ruhun Azraili. Şunu musun? Bu şeyi alıyor, ee, Azrail alıyor. Şimdi ruhun ölümünü söyleyeyim. Eğer günahlarla ruh ölürse bedene hapsolur. olur, bedensel hayatı yaşar. Bu tabuttadır vallahi. Artık bedensel hazların peşinde başka bir şeysi yok. Yani bedenin şeyi yok başka şey. E, demek ki Ruh bedende ölürse bedeni hazlardan başka bir şey düşünmez hemen ölçü bu bak eğer mide ve Uşkurluğundan başka bir şey düşünmüyorsa bu ruh bedende ölmüştür beden tabuttur tabut zamanı hazır tabutu zaman hazıra bindim tabutuma bindim Tabut yer yani. Tabut nedir Peki Tabut anı yaşayan mazi ve müstakbelden alakası olmayan, bulunduğu konumda bulunabilendir. Tabut o. Yani ruhsal hayat yaşanmıyorsa bedende, beden ölmüş, ruh ölmüş. Tabut olmuş yani. Çıkmıyor mesela. Mutfak, tuvalet, yatak, iş. Mutfak, tuvalet, yatak, iş. Bunun içinde şimdi başka bir şey yok. Adam ahiret, ahiret hizmet varmış. Oo. Yani ikili bir arabayı değiştirmenin peşinde. Bak işte daireyi değiştirmenin peşinde. Başka bir şey yok yani. Hayat bu yani. E ne olacak? Bunlar neyin değişeceksin? İnsanlığın mı artacak? Arabayı değiştirince. Ne olacak yani? Bununla çıkmaya çalışıyor sıkıntısından. Hazır zaman. Beden tabuttur abiler. Beden tabuttur. Ee, hakikatlarla, tefekkürlerle, ilimle bedenden ruhu çıkartmaya çalışıyoruz. Bu ders bu yani Risale okuyoruz. Bedenimizi ruha gömülmekten kurtarıyoruz. Tabuttan kurtarmaya çalışıyoruz. Tabut. Adam başka bir şey görmüyor ki. Bedensel bir hayat. Tabut hayattır. Hazır zamana muptela. Hazır zaman tabutuna bindim diyor. Hazır düşünüyor. Mazi ve müstakbelsiz düşünüyor. Allahsız ve ahiretsiz tabuttur. Ya, derslerle ruhu bedenden çıkarmaya çalışıyoruz. Beden o zaman oluyor eskimiş yuvasından çekip gidiyor ruh. Müminin ruhu böyle. Usta öyle diyor. Beden beden için diyor ki eskimiş yuvasından ruh çekip gidiyor. Ben bununla ben konuşuyorum şu anda. Bu atomla mı 70 70 kiloluklarla mı beni izah edeceksin ya? Ben bununla mı benim? Ama buraya gömülmüş. Adam beden. Başka bir şeysi yok. lešović Ölüm demek ki insan müminin zindani dünyadan bostan-ı cinana huzuru rahmana götüren bir musahar atmış, bırakmış. Burak nedir? Harun tevfik ilahi. Tefik ilahi. ilahi. Burak. Yani gelelim insana. Zanlarımız, zanlarımız attır. Dünyamız tasavvurlar, düşüncelerimizdir. Neyi düşünüyorsak ona dönüşüyoruz, o oluyoruz. Şaka zannediliyor. 20 seneden beri bunu söylüyor. Yani ne düşünüyorsak ona dönüşüyoruz. Üç gün önce birisi aradı. E, çok kıramayacağım bir abi. Burada da söylemek isterim bu üçüncü olsun. E, çok yaşlı bir vakıf abi. Hasan kardeş dedi. Buyur abi. Yanımda dedi birisi var dedi. Onun dedi bir şeyi var. Tamam abi başım üstünesin ya. Yani. Tamam. Şimdi sizinle de alakalı da onun için söylüyorum. Buyur abi. Bir derdi sana anlatsın. Ayza açık olsun sen de dinle dinledin. Derdini anlattı. Üç 5 dakika. Tamam. Anlattım abi. Anlat. Sen dedim e, bu bu dertten kurtulmak istiyor musun istemiyor musun? Yani bu soruyu sordum. İstiyorum. Bu sıkıntıya seni götüren sebepler sen zaten biliyorsun. O sebepleri terk etmedikçe o sıkıntıdan kurtulamazsın. Sen de biliyorsun zaten. Einstein'ın da bir sözü var. Fena ve fani bir adamın sözü. Diyor ki e, sebepleri değiştirmedikçe Değişik sonuç beklemek ahmaklıktır. Sen şimdi soracaksın. Sıkıntılı olana sorun. Eşinize, çocuğuna şuna buna sorun. Asansör. Derdini söyledin. Kurtulmak istiyor musun? Evet abi. O zaman buna götüren sebebi sen zaten biliyorsun. Onu terk edeceksin o kadar. Bir altını alacaksın sandalye düşsün aşağıya. Bilmiyor muyuz Adem sıkıntımızın sebebini? Biliyoruz abi. Çok iyi biliyoruz. Onu terk etmedikçe. Ustad da çok güzel yorum yapmış. Dedi ki mazinin sıkıntıları İstikbalin korkuları durup dururken göğsümüze ateş basıyorsa gece mazi Mazidesin. Mazi aktif olmuş. Kaygıların, korkuların, endişelerin varsa ge geleceği yorumlayamıyorsun. Geleceği imanı bilahiretle, geçmişi imanı billah ile temiz yapıyorsun. O kadar bak. Çok şükür. Görüyor musun? Ölümü nasıl veya daha ölmeden önce ölenler var. İşte biraz önce dedim ya. Ruh bedende ölmüş. Nasıl diriliyor? E sıkıntı, sıkıntının çaresi nedir? Sıkıntıya götüren esbabı ortadan kaldır, sıkıntı yoktur. Yani seni aşan hadiseler ise, işte hastalıklar sayısı Onu da itimat, teslim, tevekkül, itimat, kanaat. Ölümün hakikatini gören kamil insanlar ölümü sevmişler. Daha ölüm gelmeden ölmek istemişler. Görüyor musun? Ölümün hakikati var. Bir elime bakın böyle. Her şeyin bir sureti var. Soğan kabuğu gibi dışarıdan içeriye giriyorum. İzah etmek için çok kolay bir formül. Ama 40 sene verdim buna. Bu formüle varmak için. Her şeyin sureti var. Gir içeriye kanuniyeti var. Anlatacağım ne demektir? Bunu da ölümü de izah edeceğim şimdi onlar. Her şeyin bir sureti var. Gir içeriye kanuniyeti var. Gir içeriye hakikati var. Gir içeriye mahiyeti var. Sureti şu. Ölümün zahirisi çirkin. Öyle diyor değil mi? Lemalarda. Ölümün zahirisi çirkin. Siyah yüzü, peçe yüzü. Her şeyin sureti eylemdedir. Her şeyin kanuniyeti insandadır. Her şeyin hakikati esmadadır. Her şeyin mahiyeti Allah'tadır. Şimdi ölümün sureti zahirde çirkin. Karanlık. Kanuniyeti sende. Nasıl yorumluyorsun? Bu, bu dünyaya bak. Bu dünyaya. Boşver ver bunu. Aleminde nedir ya? Yani? Deniz, dağ, tepe, hava, güneş, domuz, çakal, Ay, yıldız. Dünyada ne var? Hepsi lazım. Ölüm, dirilmek, hepsi. bu kadar dünya alemi. Hepsinin karşılığı bizde düşüncede var. Tasavvurda. Tasavvurda. Ölümün sureti siyah, peçe, karanlık. Kanuniyetin senin aleminde ölüm nasıl izah ediliyor? Ölüm nedir? Ne anlıyorsun ölümde? Biraz önce anlatmıştım. Ruh bedenden ayrıdır. Ruhu öldüren Azrail değildir. Ruhu öldüren günahlardır. Ruhu bedenden kurtaran kurtarıcı Azrail Aleyhisselam'dır. Yani ölüm, kamil insanlar bunu görünce rahmeti rahmana, huzuru rahmana götüren bir Burak görmüşler. Yani bizi ölümden korkutan zanlarımızdır. En büyük zan kime yapıyoruz? Allah'a. Beni affetmez. Allah beni cezalandır. Bir gayri var. Gayri İlgimi çekti. Diyor ki hafu meft mefte sebeptir. Hırsı hayat illeti zillettir. Latince'de yok bu. Yani mefti düşünmek mefti getirir. İkide bir onu düşünüyorsun e, ya. Evvel böyle oluyor En son onu çekiyorsun bak. Haftı meft, meften korkmak, mefte sebeptir. Hırsı hayat illeti zillet. Yani zilletin sebebidir. Hırs. Ölümün hakikatını keşfetmedikçe bundan kurtuluş yoktur. En büyük zan, suizan Allah'a yapılıyor. Allah beni affetmez, Allah beni şöyle yapacak, Allah şöyle yapacak. Ya, sen Allah'ın Adalet bakanına mı oturdun? Kime nasıl muamele edileceğini nerede biliyorsun? Eğer beş vakit namaz kılan, bedensel hazlarının peşine koşmayan insanın Bedeni ruhuna göre ölmüştür. Ruh hakimdir bedene. Tersi olursa bedeni hazların peşine koşar. Ruhu hiç kale almazsa, ruhun ihtiyaçlarını kale almazsa bedeni hazların peşine koşarsa ruh bedende ölmüştür. Tabut bedendir. Bu bedeni, bu tabutu tabutun içine koyuyorsun. Et kemik tabutunu tahta tabutuna koyacaksın. O kadar. Fark şey yok ki. Eğer bedeni şey, ruhu bedenden çıkarmak ne demek? Bedeni hazların peşine koşmazsan, yani ruhunu yaşarsan, yani dinin vecibelerini yaşarsak, namaz kılıyorsun, derslere gidiyorsun, sekatını veriyorsun, hizmetine sahip çıkıyorsun, 5-10 dakika okuyorsun. Bunu nefis istiyor mu? İstemiyor. Şimdi bu akşam neyi öğrenmiş oluyoruz? Tabutun tahta olmadığını, tahtandan önce beden olduğunu, eğer bu dersten şimdi bunu duyup gitsen yeterli sana. Tahta tabutun ikinci tabut olduğunu, tabutun et kemik olduğunu. Eğer bedensel hazların peşine koşarsak ruh orada yoktur. Ruh ölmüştür, gömülmüştür. Geçmiş olsun beden tabuttur. Eğer ruhu yaşar, bedeni haramlara, bedeni hazların peşine koşmasan maşallah sana beden ruha göre ölmüştür. Ruh bedene hakimdir. Simasından da bellidir konuşmasından da bellidir, yaşantısından da bellidir. Ruhu bedene hakimdir. Bu adam ruh bedene hakimse bu adam zaten öldü. Ölen ölmez. Teris olur. Nasıl öldü? Ruh bedende çıktı mı bedeni öldürdün zaten. Yani namaz kılıyorum, derslere gidiyorum, kitap okuyorum, hayır sanat yapıyorum, koşturuyorum. Bunun beden ister mi? İstemez. Ne yaptın? Baskıladın bedeni. Ruh hakim. Ne yaptın? Tabuttan çıktın zaten. Bırak tabutta olanlar ölsün. Sen zaten ölmüşsün. Bedeni zaten öldürmüşsün. Nasıl öldürmüşsün? Şi i̇şkencelerle, e, riyazetlerle değil. Bedeni hazların peşinde koşmamakla. O zaman ruh hakim. Ruh hakimse zaten tabuttan çıktın. Bırak ölen ölsün. Ölüleri ölüler gömsün ya. Ya zaten bunun için ruh teris oluyor. Ustad ne diyor? Mezar-ı mutarik metbahlar. Bir tabut düşün. Şöyle. Tabut ya bu adam. Tok, 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 tok. Aynı böyle. Tabut yürüyor. Bitmiş ya. His bitmiş, düşünce bitmiş, gaye bitmiş, maksat bitmiş, heyecan bitmiş, anlam bitmiş, hakikat bitmiş. Her şey bitmiş. Adam ne? Laptopla. Televizyon uzaktan kumanda. Saatlerce 11-12 oldu. Artık ruh kalkıp yatağa gidecek hali yok. Düşmüş. Tamam elinde kulağında. Sonra birkaç saat yarım saat kendine gelip ne kadar enerji ruh gene? Yatağa gidecek kadar. Bu adam zaten ölmüş. Mutarik, Mutarik yani hareket eden. hareket eden ölü. Robot. O da hareket ediyor. Robota sormuşlar sen kimsin? Ben robotum dedi. Sen namaz kılar mısın? Ben robotum dedi. Sen ama namaz kıl dedi. Sait Biçer sormuş da robota şeyi de çekmiş. Robot bile. Sen namaz kılar mısın? Ben robotum namaz kılmam ama sen insansa namaz kıl dedi. Aynı robota. Ben robotum dedim. Biz kılmayız ama sen insansa kıl dedi. Demek ki tabut bu abiler. Beden. Bedeni yaşamazsan Beden ruha göre öldü. Ruh galip. Siman belli. Davranışın belli. Düşüncelerin belli. Zanların belli. Sen zaten ölümü tabuttan çıkmışsın. Ya yaşarken Allah Resulü miraca gitmedi mi? E büyük zatlar mezarın içini seritmiyorlar mı? Bu nasıl dirilmiş o? Bedende dirilmiş. Namazların bir vakıf geçenlerde vefat etti. Şehit oldu. Ben de o Rize'deydim. Allah Allah. Vefatı başver, bu vakfı da başver. Allah'ımızın Allah'ımızın verdiği cevaba bak. Bu cümleyi kaçırma. Allah'ın verdiği cevaba bak. Sen misin benim davam anlatan? Sen misin benim yoluna giden? Tamam. Yatsı namazında imam hem imamsın hem de ikinci rekatlısın. Oradan gidiyor. Şimdi iki iki rekat Şimdi ölümle alakalı olduğu için söyleyeceğim. Dört rekat namaz. Eğer on altıncı sözden söylüyorum. Ruh namaz ezan vakti huzura kabul edilirse ruhlar gider. Meleği aladan. Ruhlar bir nevi hu nam huzura kabulün olan namaz ile aynı cümleyi söylüyorum. Heh, onu. Bir nevi huzura kabul edilen bir ruh olursan bedende ruh Namaza kıyama kalkar. Sayfa 16 sözler. O huzurla birleştiriyorum. Bak eğer bir ruh namaz vakti huzur ilahe kabul edilmişse bir nevi huzura kabulün olan namaz ile nasıl anlarım ben onu kabul edildi mi? O ruh arza iner bedene kıyama kalkar. Eğer en kutsi mabet, en kutsi ibadet Kabe değil, medrese değil, Kıyamı değil, bedendir. Beden mescittir. Ruh huzura kabul edilirse bedende ruh kıy kıyama kalkar. Ona 46. sayfa sözler. Kıyama kalkınca bedende arzda namaz kılar. Ruh diyor bedende salata kıyam eder. Namaz demiyor. Salata kıyam eder. Salatın farzı üçtür, namazın farzı 12'dir. Eğer ruh huzura kabul edilirse ruh bedende salata kıyam eder, kıyama kalkar. Salata kıyam ederse ruh bedende, bedende arzda namaz kılar. Namaz salat değil. Şimdi birinci rekat. Huzura kabul edilirse ruh bedende ruh salata kıyam eder. Birinci kere rekat bu demektir. Salata kıyam etti. Kim? Ruh. İkinci rekat ne demektir? İkinci rekat, gayb ve melekut alemine imbisat etti. İkinci rekat o. Me, alim Üçüncü rekat, şeceri hilkate imbisat etti. Allah'ın dışında yaratılan arş, arş azam, lef-i mahfuz, cennet cennem her şeye ruh ittila etti, imbisat etti insicam oldu. Yani genellendi. Allah'ın dışında her şeyi kapladı. Üçüncü rekat bu. Dördüncü rekatta huzur ilahi, kabı kavsi. Dört rekat o. Peki bu adam, bu adam bu vakıf iki, hem imam hem yatsı namazında ikinci rekatta niye üçte vefat etmedi? Makamı da belli şimdi. Bu adam salata ruhu kıyam etti. Allah'a ekber incinin rekat. İkinci rekatta Alemi mülk ve alemi gayba nüfuz etti bu ruh. Üçe değil. Şeceri hilkata olmadı. Yani ben şekli iş yapıyorum. Allah bizi ya derste ya da namazda teriç etsin. Ölüm yok zaten. Ölümü zaten öldürdünüz bu saatlerle köye gelerek. İltifat etmiyor. Beden şu anda televizyonun karşısında telefonun karşısında oynamanız gerekirken buradasınız. Beden bunu ister. Ruh bunu bunu istiyor. Ama beden de bunu istiyor. Ya. Şu, peki ne demiştin başta cümle? Sen misin doğru yaşayan adam? Allah'ın buna vefat şekli, teris şeklinin cevabını görüyor musunuz? Allah nasıl cevap veriyor? Allah'ın cevabına bakın. Bir daha yatsı namazında, namazdasın, imamsın. ikinci rekatta Allah cevap veriyor. Ya Allah'ın verdiği cevaba bak. Allah hiç bırakır mı ya? Biz de mutlaka ya derste hepimiz, hepimiz Allah. Ya namazda başka biz inmiyoruz. <laughs> bunu da başka bir şekilde gitmek istemiyoruz. He Hasan, İnşallah. ya derste gidersin İnşallah. ya da namazda. Hı? Sen ne kaçacak gider? Dört. Dört. tabii ya. Miraç olsun ya, ruh Peki bu var mı Risale-i Nur'da 28. Lema'da? Ustad yatsı namazında o aleme girdim diyor. Ha o teris olmadı. O gitti geldi. Bizimkisi oraya gitmek için gitti. Ustad gelmek için gitti. Gitti geldim diyor. Fark o kadar olacak. Da. O gitti tamam. Ustad gitti geldi. Öyle demiyor mu? Yatsı namazında o aleme girdim diyor. Bir baktım bütün kainat ufaldı diyor. gibi oldu. E sen neredesin? Ölüm o kadar büyük nimet ki. Huzuru Rahman'a kavuşturuyor. Dünyada en bahtiyar insan kim biliyor musunuz? Allah ve ahiretle ümitli olan bir insandır. Yoksa altında Mercedes, cebinde dolar, eurolarla kariyeri, mak makası, masası, kasası olan değil. Tabii ki Müslüman olmalıdır. Müslüman böyle güçlü olmalıdır ki hizmetler de etsin. Ama ruhunda şu, Allah ve ahirette ümitli yaşar. Allah ile ümitlidir. Ondan daha büyük şey olur mu ya? Bir de bazı alametler görmüşsen, onaylanmışsan bunun keyfine doyulmaz ya. Allah onayladı ya. Allah kim ya? Uçakta bindiğiniz zaman bakmıyor musunuz böyle bazen akşam ya? Semalara böyle bakmıyor. Allah hakikaten çok derin ya. Azametini ben hissediyorum kemiklerime kadar. Vay be. Hele Avrupa'dan geliyorken karanlık oluyor bazen. Böyle bakıyorum güneş ufak şey sabıyor. Allah Allah derinliğe bakıyorum. Nazarım bir yere çarpıp geri gelmiyor ki. Nazarım gidiyor boşluğa kalıyor. Gidiyor da gidiyor. Yani bir ben seni görmemin için vuracak gelecek. Ama karanlık ne demek? Vuruyor geri gelmiyor. Onun için karanlık. Geri gelmiyor. Nazar bir giriyor. Vay be dedim. Bir de dağlarda oluyor Hasan. O kaç kar dağlarında böyle o azamet ve kibriye Allah Allah. Uçakta da öyle oluyor. Bir de neye paylaşmış? Mevlana'nın bir sözünü son olarak paylaşmış. Behlül Dana demiş ki Mehmet Mehmet kardeş dinliyor mu abi? Böyle eğilmiş bir duvar varmış. Yıkılmış Behlül Dana başlamış gülmeye sevilmeye. Harun Eşit demiş ki ya duvar yıkılmış. Niye seviniyorsun? Üzülmen lazım. Onu paylaşmış. Demiş ki vay be demiş. Duvar meylettiği yere şekilde devrilir. Duvar nereye meyletmişse oraya devrilir. Kim nereye meyletmişse öyle devrilir. Oh. Nereye meyletmişsen merak etme öyle devrileceksin. Geldi Allah ve ahireti ümitli yaşama. Bir de WhatsApp profiline şey yazmış abi. Bir insanın öldükten sonra makamını öğrenmek istiyorsanız arkasından konuşulanlara bakın. Demiş. Allah Allah. Bak, Böyle bak, mi demiş? Son, son durumda bunu paylaşmış. Ben şeye e, merak etmiştim. Allah niye böyle cevap verdi? İkinci rekat, vallahi bilmiyordum. Namazda verdiğini tamam, namaz miraçtır. İkinci rekatta değildi, üçte niye olmadı? Allah'a ekber dedim. Allah az kaldı namazı bozdum, sevincimle ağlamaya başladım. Birinci rekat salata ruh kıyam ederse, ruh bedende salata kıyam eder. Bedeni kıyam ederse bedende arzda namaz kılar. Birinci rekat kıyamı anlatıyor. 46 sözler. Sonra ikincisini, ikinci rekat mülk ve melekute nüfus eden bir ruh. O anda etti, bittiyse nüf, nüfusu o. Üçüncü ise şeceri hilkat. Allah'ın dışında hiçbir yer bırakmamış. Arş-ı oraya sırayet etmiş bir ruh. Üçüncü rekatta. Dörtte ise miracı. Meft ehli dalalet için kendi Cenneti kazibe dünyeviyesinden ihraç ve vahşet ve yalnızlık içinde zindani mezara ithal ve hapistir. Sözler otursun gir. ölüm arasında ne gibi fark? Evet, meft ve ölüm. Fark nedir abiler? Ecel nedir? Üç tane. Ecel nasıl teris olacağın? Evet, şimdi şey, bayram ne diyorsun abi? Eceli ben şey yapayım. Ecel mesela askerlik yaptık. Ne ile yaptınız? İşte ben komandoydum dedi. Öteki şoförüm dedi. Teris şey. Orada vazifen neydi? Ecel tezkereymiş. Tamam. Şimdi Yuhi ve Yumit Mert Esma'yı mazariyeti anlatır. Öm ömür ölümle kalma müddetidir. Ölüm ömür kalma müddeti. Mülk boyutuna bakıyor. Evet mülk. Meleküte mevt bakar. Ecel de ne yapıyordu bu? Tezkereymiş söylüyor Kur'an ama ben hissiyatımla söyleyeyim. Vallahi oralar buralardan daha iyi. Benim de benim fikri zanlarım var da ondan. şüphemiz yok ama ölümden korkuyoruz. Şüphemiz demek yok. ki fikrimiz öyle, hissimiz değil. His olsa insan e, insan mümin zindani dünyadan bostan cinana huzuru rahmana götüren bir musakar at bıraktır ama korkuyoruz. Ha demek fikri var hissi yok. Şimdi ben hissi söyledim. Burası, orası daha güzel. Hasan abi çekirdeğin mefti sümbülün hayatıdır diyor. Evet. Yani o zaman e, birine, köyün birine, birine mefti ne bilir mi? Aynen öyle. Çok güzel. Şimdi meft nedir biliyor musunuz abi? Şimdi subuti sıfatta meft var mıdır? İlim, irade, sem, basar, kudret, hayat, kelam. Meft var mı? Yok. Zaten sıfat. Kıdem, beka, vahdaniyet. Ee, vücut muhalefetun lilavadis kıyam-ı binis tekvin. Tamam doğru mu söylüyorsun? Meft var mı? Yok. Meft nerede? Esmada. Subutu sıfatlarda meft yok. Ne demek istiyorum? Ama subutu sıfatta hay var. Hayat mefti kapsamıştır. Meft niye var? Hayatın içerisindeki hayatın nihayetsiz mertebelerinin açığa çıkması için var. Yoksa meft ölüm için değil. Eğer meft olmasaydı cennetteki gibi olacaktık. Hayat anlamını yitirirdi. Yani yaşadığımın farkında olmayacaktın. Adem Aleyhisselam orada ebet ebet zannetmedi. Fani zannetti ki o yasayı yedi. Mefti bilseydi orada bekayı bilecekti. Mefti bilmedi. Meft hayatın içerisinde 12. 11. sözden söylüyorum ve 17. söz. Hayat dairesinin içerisindeki meft nokta gibidir. Hayatın nihayetsiz meratiplerinin farkındalığını ortaya çıkartmak içindir. Nisbi ve itibari bir hakikat olduğu için. Onun için meft esmadır, sıfat değildir. Sıfat esmeyi kapsamıştır. Bu der şey mesela Asar-ı ne okudum size? Hafu meft, yani be, affedersiniz kusura bakmayın. Beceriksiz köpek sürüye kurt getirir. Tamam O hatırıma geldi. Haf ihkide bir mefti böyle ölüm 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 ölüm. Ölüyorum diye hiç kimse ölmüyor. Tamam Fakat diye diye mefte vücudu hazırlıyorsun beyni. Hırsı hayat illeti zillettir. Münafıkların şeyini bari şey yapmadan son şeyde onları atlayayım da bari. Şu münafığı şey yapayım onların vefatı. Münafıklar bir dakika bile ölüm tehlikesinden emin olamazlarmış. Osmanlı lemalar. Şey işaretleyeceğiz. Bu latince de yok. Munafıklar bir dakika bile ölüm tehlikesinden emin hissetmiyorlarmış. Mesela Allah ve ahirette ümit var ya bizde. Onlarda hiç yok. Aman yarabbim. Bir dakika bile ümit yok. Allah vermemiş. Kafirde bir ihtimaldir ahiret var. Ee, ahiret cehennem dayı olsa ama munafı adem var. Bak ne diyor? Münafıklara bir dakika bile ölüm tehlikesinden emin olamazlar. Aman ya Rabbi bu korkunç bir şey ya. Devam ediyorum münafık. Sevdim bu münafık. İşe yarıyor ya. kıyas. Münafık olan adam alemi musibetleriyle öldürücü. Bak alemi ne diyor? Münafık olan adam alemi musibetler nedir? Öldürme, öldürme şeyiymiş böyle özellikleri. Alemi musibetleriyle öldürücü, belalarıyla ile boğucu, dehşetli hadisatı ile tehdit edici, şedaidi ile şiddetli şeyleri ile sıkıcı bir şekilde görürmüş. Allah Allah. Bir daha alemi nasıl görüyormuş? Bir daha münafık. Alemi müsibetler öldürücüymüş. Alemi müsibetleriyle öldürücü. Alemdeki belalarla boğucu. Dehşetli hadisatı ile tehdit e, tehdit edici. Şedaidi ile şiddetli böyle sıkıntılar, dehşetli şeylerle sıkıcı bir şekilde görürmüş. Berk'in ölümüyle zulümat alemi tekrar dirilir. Yani kafir hani var ya şimşek çakar böyle kov böyle sonsuzluk karanlığında bir anda çakar ya. Onun hayatı aynı sonsuzluk karanlıklarında aynı çakan Berk gibiymiş. Başka yokmuş. Ama bizim öyle değil. Mazim de var, istikbalim de var. Ben dünyaya geldiğim gibi ömrüm yok ki. Şu söylüyor 756. Diyor ki Mümin olan bir, mümin, bir, insanın imanı ta kendisini Allah'ın ilmine nispet eder. İlmi ezeliden beri ben vardım. Ezelden ebede hayat nurundan medet alır diyor. Ezelden ebede hayat nurundan medet alır. Bizim ömrümüz ta ilmi ezeliden ebede doğru gitmiş. Burada e, bir film çeviriyoruz. Başrolde ben oynuyorum ben filmim. Ama benim filmde siz de varsınız. Ama siz... Benim filmim içinde film var. Senin filminde oyunu. O. Sen de başarılı desin. Dünya denilen bir memlekete bir saat uğradık. Sahne aldık. Sahne almak için. Ben uydurmuyorum. Bir saat Peygamber Adil, Ali Vesselam hadisidir. Dünya hayatı. Bir saat durmak. Hadis şeriflerine Risale'de de kullanmış. Dünyada bir gün kalacağız. Cennete gidene kadar kaç aylık? İki ay. İki aylık mesafe. Bir yaşadık öldük bir gün gitti. 59 gün sonra. 59 gün kaldı vefattan sonra 59 gün daha var. Berza, alem, şey kabir, alemi berza, haşir meydanı, sırat köprüsü. Bunlar hep 59 gün yaşanacak. Ama şehit olan Berk gibi tak diye gidecek inşallah. Şimdi e, münafığın son bir uçakla gideniniz vardır. Gece, gece uçağa binmişsiniz. E, cam tarafındasınız. sipsiya, Kur diye bir şimşek çaksa. O Vardı yoktu işte. Hayat o kadarmış. Ne bu tarafı var ne o tarafı Tamamen sipsi ya. Böyleymiş ruhu. Bir daha okuyayım isterseniz. Ama okumasam iyi olur. Benim ruhumu da kararttı ya başı ver münafık. Başka bir madde. Munafıklar sevdikleri şeylerden hiçbirisine kederlenmezler. Merak etmezler. Ancak ölümü ve hıfzı hayatı düşünürler. Yani münafıklar sevdikleri şeyler var ya. Yani şu gitti, o gitti, anne gitti. Oy. Niçin kederlenmezler? Yüksek acı olduğu için dikenin batması kadar etmiyor onu. Mesela kolu kırıldı, öteki tarafta diken battı. Annesi, babası gitti. Bunun gibiymiş. Onların en büyük azabı Allah'ın ta kemiklerine kadar ölümü hissettiriyormuş. Şimdi talebe ölüm var ya böyle. Ders, şimdi derste, namazda e, na, veya İlle değil. Dükkandasın, şeydesin ama namazdasın. Derslerin var. Talebesin ya. Talebe. İlle kitap okurken olmuyor. Abdestli olan, değil mi? Salgın hastalığı, taun, veba, tufan. Karın ağrısı. He? Karın ağrısı. doğumla 40 gün ağrısı işte vesaire. Bir de bunlar o anda ölürse şehit. Talebe ulumun her anı şehitmiş. Risale-i Nur talebeleri de talebedir. Bak. Ee, hark, gark, taun. Hark, yanmak. Gark, boğulmak. Taun, salgın hastalığı. Doğum, 40 gün. Abdesti vesaire. Bu anda ölürse o şeyde şehit. Talebi ulum Hayatının her anı şehit. Şehit oluyor. İşte onu şey yapayım. Ciddi, muştak, halis, talebi, ul ulum tahsildeyken vefat ettikleri zaman Berzah'ta aynı tahsil, tahsil, misali ve bir medresi maneviyede bulunuyor gibi o aleme muafık bir vaziyet ihsan ediliyor. Kastamonu 255. Talebi ulum. Mesela talebi ulum Arapça okuyanları için de şu anlarda söylüyor. Arapça Yansıra Nesuru okuyan bir talebe vefat ediyor. Bu ilim Risale'nin üstün ilim. Sonuç yani. O alet ilmi. Arapça hafızlık alet ilmi. Yani içeri ise Allah'ın gayesi. Manaya. Sıf, zahiri olan Arapça ve hafızlık okurken vefat etmiş. Hepiniz biliyorsunuz bunu şu alarda. Fakat vefat ettiğini bilmiyor. men Rabbuke diye sormuşlar. Değil mi? O zannetmiş ki hocası soruyor. Senin Rabbin kim? Hocam demiş ya bu kolaydır ya şu ne kadar kalır. Bana zor soru sor. Öldüğünü bilmiyor. O zaman ne oldu? Üç tane şey olmuş orada talebe öldüğünü bilememiş. Bir, keşfel kubur velisini ne yaptı? Güldürdü mü? Sonra peki rahmet ilahi ne oldu? Tebessüme geldi. Kim söylüyor bunu? Usta. Peki tebessüme geldiğini sen nerede biliyorsun rahmet ilahi? Ecel dedik, ölüm dedik, mevt dedik. Ondan sonra geceniz mübarek olsun. Cenab-ı iki can <laughs> Hafız'ın dediği gibi, Hafız demişler, e, şey, cenaze evinde herkes bir şey okudu, buna bir şey kalmadı. Bari dua et demişler. Bu dua et de eskide fakirlik ver, bir şey verecekler böyle. olan bir şey yaptı ki sana da versinler. Ulan duayı da becerebilir misin? Bir şey kalmadı. Mecbur <laughs> He dedi ama beceremiyor. Dua da biraz şey olması lazım. Marifet istiyor. istiyor. Cemaat! <laughs> Cemaat! Dedi. Üçüncü kez. Cemaat topunuza eşeden la ilahe illallah ve eşheden Muhammeden abdülürdü el fatiha. Topunuza el fatiha.